Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz. Bugün Mescid-i Aksa ve İsraillilerin Müslümanlara yaptıkları zulmü konuşacağız. Merhaba, nasılsın? İyiyim elhamdülillah, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. Kudüs hakkında ne söylemek istersin bize? Mescid-i Aksa bizim için çok kıymetlidir. O bizim ilk kıblemizdir. Orası Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği yerdir. Orası Filistinlere aittir. Ama biraz uzakta, benim için bir resim bile çizdim. Ama Yahudiler gelip Müslümanlara saldırmaya başladılar. Onlar için Müslümanlar lütfen dua etsin, yani boş boş zamanlarında onlar için Rahman suresini okuyabilirler, Yasin suresini okuyabilirler, Tebareke gibi sureler okuyabilirler. Böyle burada Müslüman kardeşlerimize burada onları eziyet çektiriyorlar. Yani çocuklar böyle ağlıyorlar. Annelerine sarılmış, ailelerine eline sarılmış ağlıyorlar. Onlar için dua edebilirsiniz boş zamanlarınızda. Ebabil kuşlarının kötüleri öldürmelerini istiyoruz. Bunun için buraya ebabil kuşlarını da çizdim. Mahmut, sen de çok güzel bir şekilde anlattın. Ağzına sağlık. Benim de söylemek istediklerim, buradan Yahudileri sesleniyorum. Bize ne kadar zulüm yapsanız da biz dimdik ayakta kalacağız. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Ahmet, ben de şunu söylemek istiyorum. Başka ülkelerde bir tane kafir öldüğünde, Yahudi öldüğünde bütün dünyayı ayağa kaldırıyorlar Ahmet. Ama binlerce Müslümanı öldürüyorlar. Hiçbir tıp bile çıkmıyor dünyada. İşte bu olaylar Avrupalı devletlerin insan haklarına ne kadar samimiyetsiz olduklarını gösteriyor. Tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz İsrailler tarafından zulüm ve eziyet görmekteler. Onların yerine biraz empati kurup hayatımıza çeki düzen verebiliriz. Kudüs Müslümanlarındır ve Müslümanların kalacak.